Şura, kendisi gibi uykusu kaçmış birkaç kuşun ürkek uçuşlarla ağacın dalları arasında emin bir yer arayışını dudaklarında yayılan buruk bir tebessümle izledi. Birden kendisini yorgun hissetti ve balkonu seyreden koltuğa doğru ilerledi. Bacaklarını altına alarak kas tüyü yastığın üzerine sıcak bir yuvaya yerleşen narin bir kuş gibi oturdu ve adeta geceyle bütünleşti. Balkondaki saksılar, lambalar, iskemleler, örtüldükleri karın altında şekil değiştirmiş, bir işaretle canlanmayı bekleyen ruhlar gibiydiler. Ve bu ruhlar her yere ait olabilirdi. Grozny, Novorossiysk, Kislovodsk, Novocherkassk, St. Petersburg, Moskova, Ryazan, Narzan, Aluşta, Sinop, İstanbul. Yaşamına giren bütün şehirler şimdi bu küçük balkonun içindeydi. Bir göz kırpmalık an içinde hatırasındaki bir şehirden diğerine dolaşıyordu zihni ve yüreği. O kadar kısaydı ki anlar ve o kadar hızlıydı ki anı yolculuğu, hiçbir yerde kalmaya vakti yetmiyordu. Aynen gerçek hayatında olduğu gibi sürüklenerek devam ediyordu. Tutunamıyordu hiçbirini, yakalayamıyordu hiçbirini. Sanki tüm bu şehirlerin göçmen kuşları uçup gitmişler, giderken artık bundan böyle buluşamayacağı herkesi, her anıyı beraberlerinde götürmüşlerdi. Gözünden inen yaşlar yanağında acıtan bir sıcaklık bıraktı. Paris canını yakıyordu.